tek villa olduğu için çiğ yapılı. Diğerlerini yapmak isteyecektir. Renklerini, odalarını değiştirebilecektir. Tabii bir sürü pencere, yüzlerce ışık manzara yerlerinden yönetilebiliyor. Geçip dışarı çıktım. Biraz karmaşık gelebilir. Yavaş yavaş sizin gözünüzden gezdirmeye çalışıyorum. Bunda neti 670 metrekareler. Sizi rahat hareket etmeniz için asansörün bulunması çok büyük bir güç. Odamız var. Burası muhtemelen hizmetli odası olarak kullanılacak. Herkese merhabalar. Burayı daha önce çekmiştik aslında ama İngilizce olduğu için çok fazla talep görmedim diye tahmin ediyorum. O yüzden bir tane de videosunu ben çekeceğim. Burası yaklaşık bir dönüm arazi üzerine kurulu, 40 metrekare havuzu olan, geniş veranda alanları olan bir villa demeyeyim, malikaneye yakın bir şey. Her bir katı yaklaşık 210-220 metrekare. Bu evin yani sadece salonu 100 metrekare civarında. Şöyle geniş bir bahçesi, geniş bir havuzu var. Ve bu projede ona benzer 8 tane villamız var. Bu 8 villanın bir tanesi örnek villa olduğu için çiğ yapılı. Diğerleri tamam. İçi yapılı şekilde satılıyor. Ve içini istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Bu kolaylık olsun diye. Yani bu tip yapılarda direkt içini firma dekore etmek istemiyor. Çünkü bu segmentteki müşteriler kendine az bir tasarım yapmak isteyecektir. Renklerini, odalarını değiştirebilecektir. Bu tür imkanlar burada var. Burası neresi? Yokuşbaşı olarak geçiyor. Bodrum Devlet Hastanesi'nin hemen altında kalıyor. Çok güzel bir proje. Çok da bilinen bir firma. Yine bu firmanın burada iki projesi daha var. Onlar hakkında da videolarımız var aslında ama İngilizce. Bu dahil bütün villalar şu yukarı doğru hepsi Bodrum kale manzaralı. Şimdi üst kattan da size göstereceğim. Tabii villamız büyük ve özellikli olduğu için mecburen uzun bir video olacak. O yüzden kusura bakmayın ama bir sürü sürpriz içinde barındıran bir video. Şimdi dışarıdan gösterebileceğim şeyler. Cephelerine bakabilirsiniz, kaplama kalitesine, geniş bahçesine. Şurayı aşağıdan göreceğiz. Bu evde profesyonel bir mutfak var. Ve bakıcının kalabileceği yerler var. Onların kullanımına uygun olabilecek krangulez alanı mevcut. Dışarıda duşu vesaire her şey düşünülmüş bir yer. Burası 5 yıllık bir inşaat aslında. Ve hala sıfır. Neden bekliyor diye düşünüyorsanız, daha önce burası toplu olarak satılmak istenmiş. O yüzden bekletilmiş. Şimdi normal satışı açılmış durumda. Yaklaşık 5 aydır da satışta. Şimdi burası salonu. Gerçekten çok şık. Komple akıllı ev sistemiyle yönetilen bir ev. Tabii bir sürü pencere, yüzlerce ışık olduğu için içeride. Hepsi tek bir panelden, farklı yerlerdeki kumanda yerlerinden yönetilebiliyor. Bütün camlardan panjur, otomatik panjur sistemi vesaire mevcut. Yerden ısıtma mevcut. Yani bu tip yapılarda olabilecek her şey yapılmış ve en kaliteli şekilde döşenmiş. Şurada mesela gördüğünüz gibi bir şömine yapılmış değişik bir şekilde konsepte. Şimdi burada kullanılan bütün malzemeleri ben detay detay veremiyorum. Çok fazla çünkü detay var. Normalde bir mimarın anlatması gerekiyor. Yapının içerisinde asansör mevcut. 3 katlı bir yapı. Her kata asansör rahat bir şekilde çalışıyor. Normalde girişimiz buradan. Bu şekilde bir girişi var. Bu en alt kat. Tabii diğerleri buna göre daha privacy yüksek. Aşağıda sadece böyle 2 tane var. Ben şimdi bahçeden başlayıp içinden geçip dışarı çıktım. Biraz karmaşık gelebilir. Ama villanın güzel yerinden başlamak istedim. Yani benim en çok hoşuma giden yanı. Şimdi bu kata devam ediyoruz. Bu katta salon ve mutfak bölümü yaklaşık 100 metrekare kadar. Şöyle bir alan. Çok ferah, geniş. Burada bir çalışma odamız var. Yine havuzu açılıyor. Yatak odası olarak da kullanılabilir. Şöyle biraz bekleyeyim.
Burada bir gizli tuvalet var, yani vestiyer gibi duruyor. Burası aynı zamanda vestiyer alanı. O kapı açılıp tuvalete girilebiliyor. Şimdi burada önce alt kata mı inelim? Önce üst kata çıkalım. Sonra alt katta birkaç tane sürpriz var, onları göstermiş oluruz. Üst kata çıktık. Burada bizi 1, 2, 3, 4 tane oda karşılıyor. Giyinme odası var. Şöyle güzel genişçene bir yatak odası. Böyle kendine ait bir balkonu, teras alanı. Burada açtık. Yavaş yavaş sizin gözünüzden gezdirmeye çalışıyorum. Yani amacımız bu videoyu izlediğinizde villayı, konutu iyicene görüp kendi gözünüze gelip gezmişsiniz gibi hakim olmanız. Burası evin yatak odası olarak gözüküyor. Büyüklüğü en büyük olan bu çünkü. Çok geniş bir giyinme odası bölümü var. Burada da güzel tasarımlı bir banyomuz mevcut. Hem duşumuz var, hem küvet alanımız var, jacuzzi'miz var. Hayli geniş bir giyinme odası. Buradan tabii manzara gayet güzel. Üst katların bahçesinden bu manzara var, öyle düşünün. Çünkü bu en alt katta kalan. Şöyle yavaş yavaş geziyorum. Kale karşımızda. Ben şu an aşağı yukarı şu şekilde görüyorum. Manzarayı böyle gezdireyim ben size. Kaleye siz de baktığınızda böyle aşağı yukarı göreceksiniz. Geniş açıya alıyorum tekrar. Bu ev toplamda neti 670 metrekarelerdi. Dört odam burada var. Aşağıda bir oda var. Bir de en alt katta bölümlerimiz var. Orayı tabii bir tane oda koyup diğer bölümleri farklı farklı şekilde değerlendirmişler. Tabii siz bu gördüğünüz gibi olmak zorunda değil. Burada da bir banyomuz, tuvaletimiz mevcut. Bir de böyle bir odamız var. En üst kattaki 4 tane odayı gezmiş olduk. Her bir banyo teker teker girmedim çünkü birbirinin aynı. Şimdi asansörle aşağı inelim. Merdiven boşlukları da gayet güzel. Asansörün hızını da test etmiş oluruz. Evet. Kaliteli bir asansörü var. Yani evinde yaşlı misafirlerinizin olması veyahut da sizi rahat hareket etmeniz için asansörün bulunması çok büyük bir lüks. Bodrum'da asansörlü benim bildiğim çok fazla yer bulunmuyor. Şimdi ben buranın ışıklarını akıllı sistemle yukarıdan tabii ki açabilirdim. Ama hızlı bir kararla buraya geldiğimiz için bu şekilde. Şimdi burada böyle bir boşluk varmış gibi. Burası çamaşır odası. Burası sinema odamız. Bu şekilde. Güzel. Yani bu şekilde dizayn edilmiş ama siz farklı şekilde de yaptırabilirsiniz burayı alırken. Tamamen bambaşka şekilde düşünebilirsiniz. Burada bir mekanik odamız var. Burası profesyonel bir mutfak. Yani burası çok büyük
organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kadar yetenekli bir ev aslında. Yani yukarıda tahmin ediyorum 80-100 kişiye kadar misafir ağırlayıp buradan da yemeklerini hazırlayıp bulaşıklarını yetiştirebilirsiniz. Ev çalışanlarınız da şu dış alanda bak geçirebilir. Burada da bir odamız var. Burası muhtemelen hizmetli odası olarak kullanılacaktır. Bu şekilde. Yine giyinme gömme dolapları mevcut. Şimdi evin en güzel alanlarından birine giriyoruz. Yine karanlıkta başladık. Hemen duvardaki panelden açıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Şurada bir saunamız var. Yanında bir duşumuz. Şurada bir buhar odamız. Burada bir banyo, tuvalet. Böyle devam. Burada bir Türk hamamımız mevcut. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Kullanışlı bir Türk hamamı bence. Burada dinlenme alanlarımız var. Burası da spor alanı olarak dizayn edilmiş. Evimizi bitirdik. Buranın genel özelliklerini öğrenmek için bizle iletişime geçebilirsiniz. Size elimizden gelen desteği sağlamak isteriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bizi takip etmeyi, Instagram hesabımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. İyi günler dileriz. Görüşmek üzere.